akşamlar. İyi akşamlar. Tamam. Siz efendim? İyiyiz, nasılsınız? Siz nereden tespit ettiniz yine beni? Oturuyordunuz, rahatsız ettiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok sağ olun, hayırlı olsun diyelim yeni diziniz. Aa, evet, doğru. Neler söyleyeceksiniz? Çok eğlenceli, çok memnunum. İyi ki başladık, kameraları özlemişim. Çok keyifli. Yoğunum bu ara gerçekten çok. Evet. Her şey bir arada olmaya başladı ama diye olsun çalışmak hem güzel bir şey. Hem sahneler bir yandan devam ediyor. Evet, bir yandan dün de konserim vardı, onun için çok yorgunum şimdi. Hangisi yani hani bu tempoya nasıl ayak uyduruyorsunuz? Önce onu soralım. Dinlenerek, başka hiçbir şey yapmayarak, bol çalışarak. Şimdi hem oyunculuk hem sanatçılık yanınız. Halk hangisini daha çok seviyor sizce? Ya da hani bilmem, kesim hangisi? Anlamadım soruyu. Yani hani halk hem iki taraflı Defne Samyeli'yi görüyor ya. Sizce hangi Defne Samyeli'yi daha çok seviyor? Siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Güzel halinizi seviyorum. Seviyorsa onlar da öyle yapıyordur diye düşünüyorum. Bilemem onu ben. Ya ben yapabileceklerimi yaparım. O hem hepsinin bir seyircisi, bir müşterisi mutlaka var ki iş yapabiliyoruz. Kesinlikle. Yeni yılda da sahne alacaksınız. Evet. Galiba Kıbrıs'ta olacaksınız. Kıbrıs'ta olacağım. Neler söyleyeceksiniz? Yeni yıl sahneleri biliyorsunuz, fiyatları çok konuşulmuştu. Sizin sanatçı kişiliğiniz olarak size soralım. Siz ne düşünüyorsunuz bu fiyatlar konusunda? Ben ne konuşulduğunu bilmiyorum. İnanın çocuklar, ben böyle gündemleri takip etmiyorum. Ama ekonomik koşulların ve enflasyonun özellikle geldiği noktada sanatçıların kazandığı rakamlar sadece onlarla alakalı olmuyor. Bu işe emek veren koca ekipler var. Tek başımıza çalışmıyoruz. Benim ekibim 15 kişi mesela. Bunun dışında sahne aldığınız yerin çalışanlarından, çok affedersiniz. Efendim, neredesiniz? Evet, evet. Tamam, görüşürüz. Ya siz neredesiniz? Çocuklar nerede? Tamam, okey, geleceğim. Ya çok tatlısın. Teşekkür ederim. Yani bütün bu rakamlar ekonominin işlemesi için geçerli, gerekli. Herkes aynı dertlerden muzdarip. Sanatçısından o mekanlarda görev yapan garsonuna kadar herkes aynı geçim sıkıntılarını yaşıyor. Onun için abartılı dediğiniz rakamlar markette de gördüğünüz rakamlar. Hepimiz için geçerli. Kesinlikle çok doğru. Bu yüzden kimin ne kazandığını bilmiyorum. Ama Türkiye'de yaşamanın koşullarının çok zorlaştığını biliyorum hepimiz açısından. Kesinlikle hepimiz açısından. Biraz da kızlarınızdan bahsetmek istiyorum. Sizin hangi yönünüz var kızlarınızda? Oyunculuk mu, sanatçılık mı? Var mı onlarda böyle, sesleri güzel midir? Ne diyeyim ben şimdi? Var tabii. Ya, ikisi de güzel sanatlarla ilgileniyorlar. Zaten Deren oyuncu. Biliyoruz zaten. Deren zaten oyuncu, Derin de ressam. Yani kesinlikle ikisi de sanat alanında ilerliyorlar. İkisi de modellik yapıyor zaten. Daha farklı bir akademik kariyer takip etmek istemediler. Ben de saygıyla karşıladım, sevgiyle karşıladım. Hayatta nasıl mutlu olacaklarsa öyle. Çok da güzel gidiyor ikisinin de yolculukları. Çok gençler henüz. Ona rağmen kendi paralarını kazanıyorlar ki bu bizler için çok önemli. Her kadının tek başına ayakta durabilmesi gerekir. Finansal olarak ekonomik özgürlüğünü kazanması gerekir. Hem de bunu bir ömür boyu yapması gerekir. Kızlarıma da bu şekilde örnek olabildiğim ve onları da o yola sevk edebildiğim için mutluyum. Kesinlikle, vallahi. Peki son olarak da barantınızı da söyleyelim. Güzel giden ilişkileri evet, devam ediyor Deren Hanım'la. Acaba siz kayınvalide olmaya hazır mısınız ya? Hani biz sizin bazı fotoğraflarınızla şimdi gündeme geliyorsunuz yani. Evet. Kayınvalide Defne Samyeli deyince de biraz şey oldu. Bilmem hiçbir şey. Yani benim kızım 25-26 yaşında. Ben çok genç anne oldum. Çok gurur duyuyorum. Ne kadar güzel bir şey yapmışım bu saatten sonra. Ben onun yaşındayken Deren vardı yani, ben anneydim. Hayat bana ne getirecekse heyecanla bekliyorum meyvelerini elbette. Onlar da bir gün aile kuracaklar ve de çocuklar olacak. Ne kadar şahane bir şey olacak benim açımdan. Düşünsenize, harika bir şey olur. Peki, çok mutlu olurum. İnşallah. Baran zaten arkadaşımız. Çok da güzel giden bir beraberlikleri var. Zaten hep birlikte gördüğünüz gibi. Her şey çok keyifli. Önemli olan sevgi, öyle diyelim. Önemli peki, olan adanmışlık, sevgi. Evet. Bir ilişkiye kendini verebilmek, onu sağlam tutabilmek için emek vermek. Öyle olunca devam ediyor ilişkiler. Evet.
sizinle de size de sormak istiyorum. Sizin kalbinizi fethedebilecek biri çıkar mı sizce bu saatte? Çıkar tabii. Bu saatten sonra ne demek? Aşka bakış açınız aslında ne kadar güzel. Yani bunu şimdi bak, yaştan mı demek istiyorsun yoksa bu kadar kalp kırıklığından mı falan demek? Kalp kırıklığınızdan daha doğrusu. Yok. Benim çünkü kalbim kırık değil, hayır. Kalp kırılır sonra tamir olur. Ne olacak kalp dediğin? Dünyada o ne üzücü şeyler oluyor bu gibi şeylerden. Romantik meselelerden çok üzülmemek lazım. Üzülürsünüz, düzelirsiniz. Hayat zaten çok mutlu bir yer değil. Ya benim hiç aşka inancım var. Neden olmasın? Kalbimi fethedecek biri vardır ve çıkacaktır mutlaka. Çıkacaktır ama vardır mı yoksa çıkacak mı? Bir yerlerde vardır herhalde, ben bilmiyorum şimdi. İnşallah buluruz diyelim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi çalışmalar. Sağ olun. Çok rahatsız etme. Görüşmek üzere.